Merhaba sevgili arkadaşım, Gebze Eve Üniversitesi'ne hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca glikoz şurubu tadında anıların olur. Hadi şimdi benimle gel, seni burada neler bekliyor onu konuşalım. Ama başlamadan önce ekonomik krizden cinnet geçiren genç magazin ekibimize saldırdı şeklinde gazetelere haber olmama engel olmak istersen katıla üye olmayı ve videoyu beğenirsen de teşekkürler butonunu kullanmayı unutma. Şimdiden eyvallah. Gel paşa. Marmara bölgesinde Kocaeli'ye bağlı bir ilçe oluyor Gebze. Kocaeli'yi daha önce konuşmuştuk hatırlarsın, kanalın ilk videolarındandır. Gerçi orada çok yüzeysel geçmişiz birçok şey. Gebze'yi ben birazcık anlatayım. Kocaeli'ye mi İstanbul'a mı ait olduğu yıllardır tartışıla gelen Avrupa ve Asya'nın en önemli geçiş bölgesinde bulunan, geçimini büyük ölçüde sanayiden sağlayan, Akdeniz-Karadeniz etkileri gösteren karma bir iklime sahip, 400 bin civarı nüfus barındıran ve oldukça kozmopolit bir nüfus yapısı bulunan, her yere yakınlığıyla ta Friklere kadar uzanan tarihiyle ülkemizin tam gaz gelişmekte olan ilçelerinden bir tanesi Gebze. Şimdi Gebze kağıt üstü Kocaeli'ye bağlı olsa da İstanbul'a olan yakınlığı bu gelişiminin asıl sebebi. O yüzden Kocaeli ile formaliteden bir birliktelikleri var aslında. Ekonomik, ticari, sosyal, neredeyse her anlamda İstanbul'a bağlı. Burayı en kolay şöyle özetlerim: bütün olayı sanayi ve iş dünyası abi. Halkın da aynı şekilde, insanların tek aktivitesi çalışmak, sanayide çalışmak, dükkanda çalışmak, ofiste çalışmak, çalışmak çalışmak. Mesai saati bitince ilçede hayatta duruyor. İnsanlar bir sonraki gün kalkıp işlerine devam etmek için yatıp dinleniyorlar. Bu bakıma bir tık sıkıcı bir yer aslında. Çok büyük bir organize sanayisi var ve Amazon gibi, McDonald's gibi yakından tanıdığımız birçok önemli markanın lojistik depoları da burada bulunuyor. Öte yandan son zamanlarda ciddi bir sığınmacı problemiyle de karşı karşıya. Bir diğer konu da bu fabrika yapılanmasından dolayı son yıllarda kanser vakalarında artış görülüyormuş. Aman dikkat. Önlem falan alsalar zarar eder çünkü bu davar oldu davarlar. Güzel yanı konum abi. İstanbul gibi devasa bir metropole de yakınsın. Kocaeli, Sakarya gibi kısmen doğallığını yitirmemiş yerlere de yakınsın. Marmara'nın göbeğindesin kısaca. Rotanı sen belirle. Bir diğer güzel yanı da iş bulmanın nispeten daha kolay olduğu bir yer. O halde ulaşım konuşulsun hemen. Şehir dışından geliyorsan İstanbul'daki herhangi bir havalimanını kullanabilirsin. İstersen Marmara'yı da kullanabilirsin. Burada dış ulaşım özellikle oldukça rahat. Tren seçeneğin var, feribot seçeneğin de var bildiğim kadarıyla. Otobüs, minibüs zaten gırla. O da geç, şehir içi ulaşımda Kocaeli'ye bağlı olduğumuz için Kocaeli kart kullanılıyor toplu taşımada. Yakın zamanda zam gelmediyse siviller 6,5, öğrenciler 4 lira 10 kuruş karşılığında toplu taşıma kullanabiliyor. Peki pahalı bir yer mi? Sorma Anat abi aşko. İstanbul'un üvey evladı bir ilçenin emlakçısından, ev sahibinden acıma, insaf, vicdan beklemiyorsun herhalde. Ha bak kiralar. Oğlum ben boşuna konuşuyorum burada. Piyasa bildiğin yemiş durumda. Hop hop. Küfür ettiniz gerekçesiyle hakkınızda işlem yapmak zorundayım. Lütfen zorluk çıkarmayın. Bu kanıya nereden vardınız peki tam olarak? Oynat abicim o sahneyi tekrar. Oğlum ben boşuna konuşuyorum burada. Piyasa bildiğin yarım elmayı yemiş durumda. Sansür yasasını biz fazla mı abarttık acaba ya? Bir düşün oğlum yakamızdan, bir salın insanları ya. Her yoğurdun bir yiyişme şekli var. Öyle miydi lan o laf? Neyse, senin anlayacağın yaşam standartları çok ucuz bir yer değil. Pekala, bakalım mutfakta bizi neler bekliyor. Kocaeli için genel böyle bilinen tatlar sayacağım. Hepsi Gebze için de geçerli. Pişmaniye diye bir tatlımız var. Tel tel olur böyle ki bu aslında bizim Bursa'dan da bildiğimiz bir şey. Burada da güzel varyasyonlarını bulursun. Çiğceli kavurmamız var. Çiğce bildiğimiz süt kaymağı. Kuşbaşı et, pilav ve süt kaymağının bir arada kullanıldığı ve denemeye değer olduğunu düşündüğüm bir lezzet kendileri. Dartı dediğimiz yine süt yağının kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit kahvaltılık sos. Köylerde falan sık sık tüketirler bunu. Umaç çorbamız var, yöresel. Bu pek böyle spesiyel bir şey değil. Basitçe un çorbası desek de çok yanlış olmaz. Herhalde yeter bu kadar. O zaman hazırsan biraz da turlayalım. İlk uğrayacağın yer Marmara'nın en önemli trekking ve kaya tırmanışı merkezi olan Ballı Kayalar Tabiat Parkı. Böyle dağ bayır seviyorsan burası özellikle İstanbul'dan kaçanların çok sık uğradığı bir yer. Tatlıkuyu Vadisi'ne gidebilirsin. Burası Gebze'nin en büyük parkı oluyor. Mesire alanı gibi düşün burayı. Yürüyüş için falan birebir. Sahilleri var. Eskihisar olsun, Darıca olsun. Tabi buralara birazcık yol yapmak gerekiyor da hani bildiği anlatıyorum. AVM istersen Gebze Center'a takılabilirsin. Çarşımız var bir tane, ilçenin kalbi niteliğinde burası. Her türlü ihtiyacına cevap veren dükkanlar bulacaksın burada. Ha baktın hiçbir yerden mi keyif almıyorsun? Atla babacım Marmara'ya, İstanbul'da aradığın her türlü sosyalle bulursun. Özetle bu şekilde. Gebze'yi yeterince tanıdıysak şimdi biraz da okulunu konuşalım. Gebze Teknik Üniversitesi Amerika'daki MIT tarzı okulların örnek alınmasıyla 92'de Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak kurulmuş 30 yıllık bir üniversite. 2014'te teknik üniversiteye dönüştürülüyor ve son yıllarda giderek yıldızı parlayan bir yer burası. Üniversitenin genel olayı sanayi ve TÜBİTAK'la işbirliği içerisinde üst düzey teknolojik çalışmalar yapmak. Yani bu şu demek, genelde sayısalcı kankalara hitap eden bir okul burası. Edebiyat öğretmeni olmak için pek gelecek bir yer değil açıkçası. Bir şehir efsanesi vardır. Özellikle bu okulun bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği gibi bölümlerinden mezun olan arkadaşların işsiz kalmadığı söylenir. Artık okulun imajından mı kaynaklıdır bilemem ama çok duyuyorum bunu. Her ne kadar ODTÜ ile gereksiz bir sidik yarışı içerisinde olsa da ülkede saygınlığı olan bir okuldan bahsediyoruz sonuçta. Konuşacağımız yer Çayırova yerleşkesi, yani Gebze Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü. Şimdi ironik bir durum var. Okulun ismi de Gebze geçiyor ve biz de sizinle beraber 2 saat Gebze konuştuk az önce. Ama okul aslında Çayırova'da bulunuyor. Çayırova İstanbul, Tuzla ve Gebze arasına sıkışmış ilçemsi, köyümsü bir yer. Yani aslında mantıken
Kocaeli ile çok bir alakan olmayacak. İstanbul'da okumuş gibi olacaksın. Kampüsü genel bir ele alacak olursak deniz kenarına yakın, oldukça geniş, oldukça yeşil bir kampüsten bahsediyoruz. Böyle yeşillikler içinde fakülteler falan göreceğim burada. Öte yandan bu genişliğinden kaynaklı olarak da fakülte binalarının arası çok açık. Bol bol yürünebilecek bir kampüs yani. Ama geceleri de bir miktar korkutucu olabiliyor, onu da söyleyeyim. Bir diğer eksi yanı da abi çok saçma ama kampüs etrafında neredeyse hiçbir şey yok. Yani bir dışarı çıkalım, bir şeyler içelim, insan içine karışan falan öyle bir yer değil. Ha, kampüs içinde var bir iki mekan ama o kadar yani. Birazcık daha gelişebilir bence. İşletme, havacılık ve uzay bilimleri, mimarlık, mühendislik ve temel bilimler fakülteleri kampüste bulunuyor. Parça pinçik bir üniversite değil ama yine de yasal uyarı, tercih yapacağın zaman fakültenin konumuna, yerine, yurduna bakmayı unutma. Fakülte binalarımız okula yakışır şekilde son teknoloji olanaklara sahip. Hatta kampüste 170 civarı üst düzey araştırma laboratuvarı bulunuyor. Yani teknik imkan anlamında mükemmel bir okul burası. Ama bir zahmet de olsun zaten. Türkiye'de bulunan 10 tane araştırma üniversitesinden bir tanesi okulumuz. Çok sosyal bir adamsan yanlış yerdesin arkadaşım. Okul o anlamda çok eksik. Yani burada tabiri caizse inek sen mutlu olabilirsin. Ama boş adam olarak çıkmazsın. Senin donanımlı biri yapar burası. Öyle ki hocalarımızın büyük çoğunluğu Amerika'da doktora yapmış, Silikon Vadisi görmüş insanlar olduğundan buradaki eğitim düzeyini başka hiçbir yerde bulamazsın. Ha, buna bağlı olarak da bitirmesi zor bir okul. İlginç bir info, kampüs içerisinde sık sık dizi setlerine, film çekimlerine falan denk gelebilirsin. Şanslıysan ara sıra kampüs içerisinde yürürken ulan sanki ben bu herifi bir yerlerde görmüştüm ya diyeceğim birileriyle karşılaşman olası. Umarım sana da ufaktan bir rol verirler artık, ne diyeyim. İmkanları değerlendirelim o zaman hemen. Kütüphane dersen güzel çalışma salonları olan, uzaktan erişim, e-kütüphane gibi dijital olanaklara sahip ama ne hikmetse saat akşam 5 dedi mi kapanan bir kütüphanemiz var. Böyle saçmalık olmaz. Yemekhane dersen bir Boğaziçi'ninki kadar olmasa da en az ODTÜ'ninki kadar kıyak bir yemekhanemiz var. Yemek kalitesine iyi diyen var, beğenmeyen var. O yüzden bu birazcık sana kalmış bir konu. Son hatırladığım 3 lira 75 kuruş bir yemek ücreti vardı ama zamlanmamış olması imkansız, güncel fiyatı aşağı yazarsınız. Ama okulun öğrenci mevcudu çok kalabalık olmamasına rağmen zaman zaman uzun kuyruklar olabiliyor yemekhane önünde. Kapasite bakımından yetersiz olduğunu düşünüyorum o yüzden. Kalacak yer konusunda şimdi başta ev kiralarını gördük ama malumun okulun Gebze'ye uzak kaçıyor. Dolayısıyla ev istersen Çayırova'dan bir yer bakabilirsin kendine. Ki aşağı yukarı benzer kira tutarları var orada da. Onun dışında KYK olayı harbiden çok sıkıntı. Muallim Köy diye bir yerde bulunuyor KYK, Gebze'nin öbür ucunda neredeyse. Kampüse bir 13 kilometre mesafesi var. Git gel senin için sorun olur mu artık onu da sen bileceksin. Ama okulun bir misafirhanesi var. 2022 için güncel ücretleri şöyle belirlemişler. Bunlar tabii günlük fiyatlar ama aslında aya vurduğunda uygun rakamlara geliyor. Yani en azından kendine daha iyi bir yer bulana kadar burayı değerlendirebilirsin. Ulaşım konusunda yine dediğim gibi okul zaten birçok bölgenin merkezinde bulunuyor neredeyse. Onu da boş ver abi, Marmaray direkt kampüsün içerisinden geçiyor. Çok büyük nimet, haberin ola. Spor olanakları dersen havuz, fitness, sauna, halı saha, tenis kortu gibi olanakların var burada. 2022 için belirlenmiş tesis kullanım ücretlerini şöyle görebilirsin ekranda. Yani makul gibi görünüyor. Sosyal aktivite, eğlence konusunda okulun sınıfta kaldığını söylemiştim. Ne yazık ki öğrenci toplulukları çok aktif değil. Onu da geç kaç yıldır bahar şenliği bile düzenlenmiyor. Vallahi abi akademik başarı bir elmanın yarısıysa sosyal başarı da o elmanın diğer yarısıdır diye düşünüyorum. Hani insanları hiç nefes aldırmadan bu kadar akademik disipline maruz bırakırsanız sadece akıllı robotlar üretirsiniz diye düşünüyorum. Ama sanırım üniversite yönetimi benim gibi düşünmüyor. Okulda Kelebek diye bir restoran var. Onun dışında Burger King ve McDonald's var. Başka da çok böyle kantin, kafe gibi beklentilerin olmasın açıkçası. Burası bir Ar-Ge yani araştırma geliştirme üniversitesi. Dolayısıyla şöyle bir güzelliği var. Sen mesela bir proje yapmak istiyorsun. Ne bileyim, uluslararası alanda ses getirecek bir fikir var kafanda. Çok rahat maddi destek bulursun. Mantıklı bir proje ise eğer. Bunlar dışında da kampüste banka şubesi, PTT, ibadethane, kırtasiye gibi olanakların da var. Son olarak eğitim kalitesinde konuşup olaysız dağılalım. Şimdi akademik kadro yönünden şanslısın. Kalitesiz adamı sokmuyorlar içeri baba. Bir de zaten burası dediğim gibi eskiden bir yüksek teknoloji enstitüsüydü. Yani direkt akademisyen yetiştiren bir kurumdu. Ki şu anda sağlam bir kadroya sahip. Öte yandan URAP 2022 sıralamasına göre ülke genelinde 12. sırada yer alıyor üniversitemiz. Tercih, takdir senin. Gebze Teknik Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili kafana takılanları yorumlara yazmayı unutma. Tekrar hoş geldin. Beni de şuralardan takip alarak bu alemde tanınan biri olmama katkı sağlayabilirsin. Bye bye.